Onlar da bahsedecek. Ekranda da gördüğünüz gibi. Çocuklar internet zamanı kullanımdan alındı. Yani şey yapa yapa artık psikolojik internetlere girip bir hastalık haline geldi. İnternet, büyük şehirlerde internet bağımlılığı poliklinikleri var. 13 yaşındaki bir kız olarak çekti ama aslında 47 yaşındaki bir erkek. Evet. O kız biz böyle evleneceğini düşünüyor. Resimlerini atıyor internette. Sonra da o Simon bu kızın resmini görüyor. Hemen yan resmini de alıyor. Sonra kapıyı açık görüyor. İçeri giriyor. Gümüşhane nerede işlek caddesi hangisi? Diyelim Cumhuriyet Caddesi. Siz resminizi Cumhuriyet Caddesi'nde asar mısınız kızlar resminizi? Çocuklar işte bakın. O, Facebook'ta Gümüşhane nüfus 30 bin. Şeyde, internette kaç milyon kişi izliyor sizi? Aslında size fark eden bir şey var mı? Yok. Değil mi? Biliyorsunuz polis iki ana görevi var polisin. Birinci görevi suçu olmadan önlemek. İkincisi de olduktan sonra yakalamak, enterne etmek. İki ana görevimiz var bizim. Yani çok teferruatlı değil. Bu bilgilendirmeler önleyici hizmetlerimiz kapsamında yürütülüyor. Hepiniz dolayısıyla kendinizin yerine zaman zaman bizi koyun, biz de sizi yerinize kendimizi koyuyoruz. Tehlikelere karşı kendinizi korursunuz ve iyi bir gelişim sağlarsınız. Bu tür faaliyetlere karşı da duyarlı ve bilgili olmamız lazım. Bundan 25 sene önce, 30 sene önce bilgisayar bu kadar altyapısı geliştiğiydi. Ama bunların da biraz önce söylediğim gibi faydası olduğu kadar zarar getirebilecek boyutlar da var. Bunları size anlatmak istiyoruz. Nedir o kurallardan bir tanesi? Saatinizi belirleyeceksiniz. İnternette ne kadar kalacağınızı belirleyeceksiniz. Şu programı seyredeceğim. Onun dışındaki programlar gereksiz diyebileceksiniz. Daha sonraki süreçte üniversiteye hazırlıkta istediğiniz üniversiteyi, istediğiniz zaten. Çok basit gibi gözüken bu tedbirleri almanız durumunda ciddi gelecekte kazanımlarınız olacak. Yani bizlerle irtibat çok kolay. Kafanıza takılabilecek herhangi bir konuyu ya da tanışacağınız bir şeyi bize ulaşabilirsiniz. Muhakkak da ulaşın. Yine son cümle olarak size bir mesajım olsun. Günleri dediğim gibi yarım saat kitap okumaya ayırmanız sizin hayatınızı %90 değiştirecek. Hem eğlenmenizi, hem büyüklerinizi ziyaret etmenizi, arkadaşlarınızla kaynaşmanızı ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar diliyorum. Teşekkür edeceksiniz. Olur mu? İyi bayramlar. Ya siz teşekkür etmeyi unutmuyoruz çocuklar. Yalan konuşmuyoruz. Evet, bizim Gümüşhane içerisinde önleyici polislik faaliyetler çerçevesinde yürüttüğümüz faaliyetlerden bir tanesini gerçekleştirdik sabahleyin. Çocuk Şube Müdürlüğümüz böyle gençlere, çocuklara yönelik önleyici, uyarıcı, bilgilendirme mahiyetli okullarda toplantılar yapıyor. Bunlardan bir tanesi de bugün internetteki zararlı yayınlara karşı çocukların yapması gereken, alması gereken tedbirlere yönelikti. Bununla ilgili bir sunum yaptı çocuk şube personelimiz. Biz de bayram öncesi olmasa hasebiyle hem çocuklarımıza bayramlaşalım, uzun bayram tatilinde yapmaları gerektikleri konularla alakalı bir sohbet yapalım diye biz de katıldık bu etkinliğe. Uzun bir bayram tatilimiz var. Hem 29 Ekim'de birleşiyor. Hem amacına uygun çocuklarımız tatilini yapsınlar, hem bayramda boş vakitlerini nasıl değerlendirmeleri gerektiğini, internetle alakalı tedbirleri, güvenlik tedbirlerini nasıl almaları gerektiğiyle alakalı uyarılarda bulunduk. Kısaca tabii orada da bahsetmiştik, yine söylemek gerekirse bundan 20-25 sene önce internet, elektronik, basın, yayın, televizyon, iletişim bu kadar yaygın değildi. Herkes de artık çocuklarda en küçük yaştan itibaren cep telefonları var.
Evlerde televizyonlar var. İnternet var ve çocuklarımız, gençlerimiz bunlara bir nevi bağımlı oluyorlar. Faydası kadar belki daha fazla zararlarına maruz kalıyorlar. Bu zararları aza indirmek, onları bilgilendirmek amacıyla alması gereken tedbirleri söyledik. Daha çok tanımadıkları kişilerle internette irtibat kurmamaları, orada özel bilgilerini paylaşmamaları ile alakalı bir uyarımız oldu. Boş vakitlerinde de daha çok kendi gelişmelerine yönelik işte sosyal etkinlikler, kitap okuma, spor yapma ve benzeri alışkanlıklar kazanmalarıyla ilgili tavsiyelerimiz oldu. Tabii bunlar bir söylemeyle ya da bir sohbette belki birdenbire uygulamaya konulacak şeyler değil ama kulaklarında kalması hasebiyle, zaman içerisinde örnekleriyle kendilerine anlatmamız şekliyle akıllarında kalacağını düşünüyoruz. Böyle bir uyarımız oldu. Bundan sonraki süreçte de değişik konularla alakalı, gerek trafik, gerek işte zararlı madde kullanımıyla alakalı, engellemek amacıyla alakalı bilgilendirme toplantılarımız olacak, oluyordu. Bundan önceki senelerde de yaptık. Bizim önerimiz yine bu sosyal etkinliklere, tabii ziyaretlerini yapacaklar, büyüklerini, akrabalarını, arkadaşlarını ziyaret edecekler, bayramlaşacaklar. Boş kalan zamanda da yine işte sosyal etkinlikler çerçevesinde, sportif etkinlikler çerçevesinde, kitap okuma çerçevesinde mesela onu önermiştik toplantıda. Günde en az bir yarım saat kitap okusun istiyoruz arkadaşlarımızın hepsini. Tabii bir öz eleştiri de anne babalara yapmak lazım, bizlere de dahil olmak üzere. Bizler okuyacağız ki çocuklarımız da okusun. Böyle bir sohbet yaptık. En azından kendilerini zararlı alışkanlıklardan koruyucu, bu televizyon bağımlılığını, internet bağımlılığını azaltmaları konusunda tavsiyelerimiz oldu. Bu devam edecek bu tedbirler ve uyarılarımız.